Vatandaş tedirgin. Evet, gördüğünüz gibi yangın. Evet arkadaşlar, yangına. Evet, dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar belki. Abi vurdukça daha çok alayım. Ben geliyor sana, değinemiyorum orada. Gecenin bir vakti kimse sıkıntı duymaz. Yaklaşık bir saat önce Ünye'den orman şefi geldi, bölge şefi geldi. Muhtar Ahmet Elbaşı dedi, halkı toplayın. Halk dedi, müdahale etsin yangına dedi. Muhtar daha önce buraya yol yapma başvurusunda bulunduğundan kimse bunu şey yapmadı. Yolu yol yarılmasına izin verilmedi. Muhtar tekrar bunu dile getirdi. Bölge şefi karşı çıkıyor yola. Halk diyor, gitsin söndürsün diyor. Burada halka bir zarar olsa, yangın ortasında kalsa veya kolu bacağı kırılsa, buna devlet sonradan sahip çıkacak mı? Yaklaşık 15-20 kişi yine gittik, yangına müdahale ettik. Şu anda yangının kendi şeyinle sürmesini bekliyoruz. Şu anda hiç müdahale yok değil mi? Şu anda müdahale yok. Vatandaş gereken müdahale yaptı. Gazma kürekle ne kadar söndürebilir ki? Yani yol olsa da, daha iyi olur. İlk başladığında yani, da böyle miydi? Sonuçta yol olduğu zaman itfaiye daha rahat girip söndürebilecek. Yani bu kadar büyümesine bile müsaade etmeyecek. Zaten küçük bir şeyden başladı. 5,5 civarı çok hafif bir şey vardı. Halk söner diye fazla şey yapmadı. Ama gittikçe hafif de rüzgarın etkisiyle genişledi. Yani üst makamlara söylemek istediğimiz şeyler yani ulaşım olsun. Yani şimdi bugün jandarmayla da konuştuk. Yani yangın söndürme uçağı veya helikopteri Karadeniz bölgesinde yok. Sadece ordu Ankara'da varmış. Yani o da bunun böyle bir yangın için göndermiyorlar. Yani buradaki vatandaşın değeri mi yok? Yani Ankara'da veya başka şehirlerdekilerin değeri var. Ama Karadeniz'de. Çatalpınar'daki, Karadeniz'deki insanın değeri yok. En çok yangın da sonbahar döneminde Karadeniz'de oluyor. Yani bunu bile bile yani Karadeniz bölgesinde bir tane yangın söndürme uçağı veya helikopteri verilebilir. Bu yangınlara müdahale etmek için. Şimdi bütün hayvanlar, ağaçlar canlı, yandı. Ya ne olacak? Bu ağaçlar kuduyacak. Bu buranın iklimini değiştiriyor. Yani bu yüzden yetkililerin bir an önce yani ormanlara ulaşım sağlaması lazım. Şu anda köylüler de burada yazık elleri kolları bağlı bir vaziyette müdahale edemiyorlar. Evet, köy halkı gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bahçe sahibi. Çıktığınız zaman böyle evet, bahçe ya bahçeniz yanıyor mu? Bahçesinin yanışını izliyor. Bu kadar aşağı gelmemişti daha önceki yangınlarda. Bu yangında çok aşağı geldi. Ya biz de müdahale etmek için geldik. Belli bir yere kadar girdik. Ancak müdahale edilmiyor. Yani yapacak bir şey yok. Sadece burada fındık ocaklarımızın yanmasını izliyoruz. Ya, su mu gibi şeylerle karşılaşıyoruz. İmkansız söndürmemiz. Siz de görüyorsunuz çok büyük bir alanda yangın. Küçük bir yangın değil. Ya bekliyor sadece. Yok. Elimiz kolumuz bağlı bekliyor. Evet, siz şu anda bu yanan bahçenin bahçe sahibisiniz. Evet. Ve elinize bir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Bekliyor sadece. Ya şu an evden kardeşlerimi aradım. Evet. Kazma kümek getirin. Yani, yapabileceğimiz bir şey olursa yine gideceğiz. Evet, bekleyeceğiz çok acı durum şu anda. Bahçeniz peki edeceksiniz. Öyle yol yok, deneyeceğiz yok. Ama yani her taraf kuru, kazel, çalı, çirpi, o da çok etki etmeyeceğini düşünüyorum ama en azından içimiz rahat etsin diye oraya gidip başında bekleyeceğiz, duracağız. Peki, orada durmamız da riskli aslında bizim ama yine de duracağız. Yani bu kadar aşağı inmemişti bu yangın. Hemen hemen her sene burada yangın çıkıyor. Böyle bir gün, iki gün yanıyor, kendiliğinden sönüyor. Toplam kaç dönüm yeriniz yandı tahminen? Ya burada şu an yeni yanmaya başladı. Ya yani müdahale etmezsek 3-4 dönümlük arazi yanabilir. Yukarısına gelmiş ya lan. Şu anda Çatalpınar Akay Mahallesi'nde bir fındık bahçesindeyiz. Yangının tam olduğu yerdeyiz. Vatandaş şu anda bahçesine sıçramaması için kendi çabalarıyla önlemler almaya çalışıyor. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Gördüğünüz gibi gayet zor. Ulaşım engeli var.